Oyuncak Müzesi farklı bir anlam taşıyor. Benim için ailemizin bir parçası. Yani üçüncü çocuğumuz gibiydi. 23 Nisanlar bizim için çok özeldir. Bizim de doğum günümüz aynı zamanda. Hep çok coşkulu kutlarız. Oysa ki ilk 23 Nisan'da pandemide biz kapalıydık. Ben bazı sabahları hani alıp arabayla Ozan'ı okula getiriyordum ya. Söylemesem mi? Aslında okula götürmüyordum, oyuncakçıya götürüyordum. Burası çok eğlenceli. Burada bu koltukta oturmak çok eğlenceli. Seni böyle karşımda görmek. Seneler önce Türk vatandaşları Almanya'da çalışırken buradaki sevdiklerine oyuncak getirirlerdi ya. Şimdi çok onların güzel. Oyuncakları orada onlarla buluşuyor. ...1960'lı yıllarda pek çok insan çalışmak üzere Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak gönderildi. Onlardan biri, İlker Bilimkalp. O insanları Türkiye'de kalan yakınları, aileleri, sevdikleri her yıl yaz günlerinde bir aylığına sabırsızlıkla bekledi. Ve o insanlar geri geldiklerinde hediyeler getirdiler. İlker Bey, Koca Mustafa Paşa'daki kız kardeşinin kızına her yaz tatilinde oyuncaklar getiriyordu. O kız çocuğu Almanya'dan gelen oyuncaklarla büyüdü. Aradan yıllar geçti ve İstanbul Oyuncak Müzesi'ni, 23 Nisan 2005 günü açılan İstanbul Oyuncak Müzesi'ni bugünlere taşıdı o kız çocuğu. Dayısının getirmiş olduğu birkaç oyuncak da müzede sergileniyor. Ve İstanbul Oyuncak Müzesi Almanya'da. Almanya'nın en değerli müzelerinden biri olan Nürnberg Oyuncak Müzesi'nde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye Oyuncakları sergisi açacak. Ve o sergiyi oraya işte o kız çocuğu taşıdı. İşte o çocuk Belgin Akın. Hoş geldin sevgili Belgin Akın. Şimdi bak ben hiç müziği bilmiyorum. Sakın ola ki ben kurmuşum, şu içinmiş gibi anlatma, tamam mı? Baştan anlaşalım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl başladı bu müzenin, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kuruluş öyküsü sizin hayatınızda? Öncelikle burası çok eğlenceli. Burada bu koltukta oturmak çok eğlenceli. Çok teşekkür ederim. Seni böyle karşımda görmek, Ozan'ı kameranın arkasında görmek. Benim için gerçekten... Ilgın nerede onu da söyle bana. Ilgın evde çalışıyor. O çalışıyor. Çok eğlenceli. Güzel şeyler yaptığımızın bir göstergesi aslında birlikte. Çok teşekkür ederim. Aslında birlikte diyorsun ama ben burada araya gidiyorum. Evet ben İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurdum ama İstanbul Oyuncak Müzesi kuruluşundan bugüne yani 18 yıl bir kadın başarısının öyküsüdür. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Kur'an Mustafa Kemal Atatürk'ü kadınları hayata katan o güzel devrimleriyle ortaya çıkan bir müze aslında bu. Oyuncak Müzesi'ni siz ve sizin yine kadın olan çalışma arkadaşlarınız bugün de taşıdı. Bu yüzden bu sizden ricam Sayın Belgin Akın. Mütevazı olmayacağım. Gerçekten çok çalıştık. Ama tabii ki seninle birlikte çalıştık. Benim için müze, oyuncak müzesi aslında tüm toplumun bakış açısının dışında biraz daha fazla anlam, farklı bir anlam taşıyor. Benim için ailemizin bir parçası. Yani üçüncü çocuğumuz gibiydi. O yüzden çocuklarımızı ne kadar sevdiysem ve ne kadar emek verdiysem oyuncak müzesine de gerçekten çok emek verdim. Çünkü dediğim gibi ailemizin bir parçasıydı. Nasıl başladı bu öykü? Nasıl başladı sizin hayatınızda? Senin bir tahta oyuncak atı alıp gelmenle başladı. Altı tahta içi saman dolu at. Benim Almanya'da 1900 yılında yapılmış olan. Ben şimdi oyuncak tarihine girmeyeyim. Peki, evet. Onunla başladı ve oyuncak müzesi kuracağım diye geldin o gece eve. Bavullarınla ve eşyalarınla birlikte. Ne hissettin o gece? Yani birdenbire ben yurt dışından geliyorum. İnanmadım. Eğlendim kendi kendime. Güldüm, geçtim. Çünkü senin de çok iyi bildiğin gibi Türkiye'de müzecilik ya devlet müzeleri ya da büyük vakıfların yaptıkları bir şey. O yüzden ben çok inanmadım. Ama müze kuracağım dediğinde eğlendim, güldüm kendi kendime ve geçtim. Hani çok üstünde durmadım aslında işin açıkçası. Peki o beyaz oyuncak at ne oldu? O salonda uzunca bir süre durdu.
Sonra o oyuncak atın dışında başka oyuncaklar gelmeye başladı. Sonra biz o evden taşındık, başka bir eve geçtik. Oyuncaklar çoğalmaya başladı. Odaları kaplamaya başladı. En sonunda bir gün seni salonda büfeyi açıp içindeki tabağı çanağı çıkarıp içine oyuncak yerleştirirken görüp de ne yapıyorsun sen dediğimde annem geldi. Annem o halimizi görünce, yani aslında Tülay'a yakın senin annen geldi. O halimizi görünce oğlum sen gel bari oyuncakları üst kata taşı dedi. O iki odasını verdi. Sen sonra oyuncaklarını annenle babanın yani evine taşımaya başladın. Yani oyuncak müzesi aslında böyle başladı değil mi? Oyuncak müzesi böyle başladı. Evdeki dolaplar. Evet, evdeki dolaplar, evdeki odalar. Peki ben şunu merak ediyorum. Ben bu oyuncaklar antika. Ben gittiğim zaman Ozan Bey Ilgın oyuncaklarla oynuyor muydu, oynamıyor muydu? Oynamıyorlardı. Güzel. Sıkı tembih demiştim çünkü. Ben yokken sakın oyuncaklara dokunmayın ki ben çocuklarına oyuncak alan bir babayım. Bunlara dokunmayın çünkü bunlar antika, kırarsınız. Ozan çok güzel söylüyordu. Hala da onu söyler. Babam hakikaten hatırlıyor musun? Her gün eve oyuncakla gelirdin Ozan'a. Her gün bir oyuncakla gelirdin. Ben de sana hep derdim ki niçin bu çocuğa her gün oyuncak alıyorsun? Her gün çocuğa oyuncak alınmaz derdim. Sen de hiç dinlemezdin. Israrla her gün Ozan'dan bahsediyoruz. Çünkü Ozan'la Ilgın arasında 6 sene var. Yani 6 yaşına kadar Ozan'a neredeyse işte 1 yaşından itibaren her gün bir oyuncak alıp geldi. Ben bir küçük, şey söyleyeyim küçük, itiraf minik, edeyim mi? Yok, itiraf etme. Ozan sonradan dedi ki babam bana oyuncak alıyordu ama aslında kendini alıyormuş dedi. Sanırım buydu itirafın değil mi? Hayır, o değil. Ben bazı sabahları hani alıp arabayla Ozan'ı okula getiriyordum ya. Söylemesem mi? Aslında okula götürmüyordum. Oyuncakçıya götürüyordum. Tabii tabii biliyorum. Düşünsenize yani okula gittiğinde sana bir çocuk kendini birdenbire oyuncakçıda buluyor. Ne mutlu dedim Ilgın'ı da. Peki evde başladı, sonra Suna Yakın'ın annesinin evine bu oyuncaklar yığıldı yığıldı. Peki oyuncak müzesi Göztepe'de tarihi bir konakta. Hı hı. Buraya geçmesi nasıl oldu oyuncaklar? Burada da sen tabii ki aileni ikna ettin. Önce ikna olmadılar, zorlandılar. En son babanın kulağının dibinde bir çıngırak sallıyordun, hatırladığım sahne o. Çıngırağı böyle sallıyordun, çok gülmüştüm ona. Baban böyle son derece kızgın bir şekilde oturuyor. Ne biçim bir şey, bari bir katında dur diyor, iki katında dur diyor, üste ben oturacağım diyor. Sen bir çıngırak, çocuk çıngırağını sallıyordun babanın kulağında. O sahneyi hatırlıyorum. Sonra bir şekilde ikna oldular ve bu binayı sana oyuncak müzesi kurman için verdiler. O dönemde tabii şöyle bir şey de var, bina senin de, oyuncaklar da senin de ama içinin restore edilmesi gerekiyordu, vit düzenlenmesi gerekiyordu, tasarım yapılması gerekiyordu. O noktada İlgin Özgürtürk, diyorum ona, müzenin diğer büyük babası. İlgin Özgürtürk, evet, onun çok desteği oldu. O sana inandı ve sponsorlarla müzeyi ayağa kaldırdı. Ayhan Doğan sahne tasarım sanatçısıyla seni tanıştırdı. O tasarladı müzeyi. Yani müze bir tiyatro sahnesi gibi oldu. O dönem bizim de hayalimiz oydu. Sonradan konuştuğumuzda seninle müzenin asla gelip gezilip can sıkıntısı vitrinlerin önünde, bizim çünkü küçüklüğümüz öyleydi hatırla. Bizi işte 40-50 kişi Topkapı Sarayı'na götürürlerdi. Bir kapısından girerdik, diğer kapısından kanter içinde çıkardık. Ne gördüğümüzü anlamazdık. Oysa ki bizim müzemiz farklı olsun istedik. Bu nedenle de her bir vitrin ayrı bir tasarım şeklinde tasarlandı. Böylece yola çıktık. Peki 23 Nisan 2005 günü açıldınız. Kafeteryada o gün ziyaretçilere sunulan neler vardı ve bunlar nasıl hazırlandı? Müze dediğiniz zaman sadece sergilenen eserler geliyor insanın aklına. Bizim müzemizde oyuncaklar tabii ki ama aslında bir müzenin bir sürü birimi var. Ziyaretçilerin oturup dinlenebilmeleri için izlediklerini, vitrinleri tekrar tekrar hayallerinde canlandırabilmeleri için bir kahveye ihtiyaçları var, bir çaya ihtiyaçları var, soluklanmaya ihtiyaçları var. Hediyelik eşyası var, giriş kısmı var, yani bir sürü birimi var. Atölyeleri var, etkinlikleri var, bir sürü birimi var. O yüzden kafe aslında onlardan biriydi. Ve biz o dönem neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için bizim evde pişiriyorduk. Kek, yani müzenin ilk kek kurabiyelerini bizzat yaptık, evet. Evde yaparak buraya getiriyordum. Taşıdık, evet. O müze açıldığında bugünlere ulaşacağını, hele ki dünyanın en önemli oyuncak müzelerinden biri olan ve ilki olan Nürnberg'de
hem de Cumhuriyet'in 100. yılında bir ziyaretçi olarak değil de orada sevgi kuran biri olarak hiç kapısına içeri girebileceğini hiç düşünebiliyor muydun? Hayalimdi. Hayalimizdi. O dönem bizimle birlikte çalışan Başak'la birlikte bir oyuncak fuarına gittiğimizde oyuncak fuarının dışına çıktık ve bunu hayal ettik. Başak Çalışkan 55. Kız kardeşim ama onunla uzun yıllar birlikte çalıştık. Bunu hayal ettik. Uluslararası bir müze olalım dedik. Bütün müzeleri Türkiye'ye getirelim dedik. Sonra da biz onlara gidelim dedik. Ve sonra başardık bunu. Düşünüyordum. Şimdi Almanya'nın Nürnberg kentindeki Nürnberg Oyuncak Müzesi'nde Türkiye oyuncaklara sevgisi açılıyor bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılında. Hangi gün açılış? 27 Nisan. 27 Nisan. Çok güzel. Sergi ne kadar kalacak? Bir sene. Bir yıllığına kabul ettiler. Ve orada bu sergiyi kurmak için aylar öncesinden, hatta bir yıl öncesinden çalışmaya başladınız. Nasıl geçti bu çalışma süresi? Neler yapıldı? Hazırlıklar? Gidip orada sergiyi kurdunuz. Kısaca ondan söz edebilir misin? Tabii. Şimdi biz bir ekibiz. İstanbul Oyuncak Müzesi ekibindeki çalışma arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çekimi yapan Terzihane yapıma teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte çalıştık aslında. Orada gidip çekim mi yaptılar? Tabii. Orada çekim yaptılar. Sosyal medyasını yürüttüler. Yürütüyorlar hala da. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımın hepsini başta Aslı olmak üzere. Onlar da burayı yönettiler Aslı çünkü. Aslı Nuhu. Evet. Hepsine çok teşekkür ederim. Zehra var. İlknur var, Ali var, Suat var. Hepimiz varız. Ama tabii ki bu projede bir fiil Aslı ve sen çalıştınız aslında. Birlikte çalıştınız. Yok, hayır. Ben hiç çalışmadım. Yok, hayır, sen de çalıştın. Hayır. Ben yokum. Ben yokum. Hiç öyle değil. Evet, ben hiç birlikte yokum. Birlikte çalıştık. Çok da keyifli geçti. En son geçen hafta Almanya'daydık. Oyuncaklarımızı yerleştirdik. Ha, ben danışmanlık yaptım. Doğru. Ben danışmanlık yaptım. Ama onları siz toparladınız. Siz sınıflandırdınız. Çünkü onları profesyonel bir şekilde gönderdiniz oraya, değil mi? Evet, tabii. Yani böyle kutulara konarak değil. Uzun bir süreç onların bulunması, oluşturulması. Evet, orada bizim arkeoloji müzesi bize çok destek oldu. Yani şöyle destek oldu. Fikir verdi. Kimlerle çalışmamız gerektiğini söyledi. Çünkü oyuncaklar mühürlenerek gitti. Bir sanat eseri gibi. Yani bir müzenin diğer bir müzeyle olan birlikteliği öyle sanıldığı gibi kolay bir şey değil. Bir bürokrasi var arkasında. Ama o noktada sıkıntı olmadı. Çok rahat bir şekilde oyuncaklar çok güvenli bir şekilde gitti. Bir sene de orada kalacaklar. Bu tabii çok güzel bir sergi. Bizim oyuncak müzesi olarak orada sergi açmamız aslında Türklerin çok yaşadığı bir bölge. Ve ilk defa Almanya'ya gitmişler. Senin de programın başında açarken söylediğin gibi. Orada çok farklı duygular var, dengeler var. Orada Türklerin bunu sahiplenmesi var. Oradaki Türk vatandaşlarımızın o sergiye bakışı var. Orada var olmaları var. Biz seninle uzun yıllar seyahat ettik ve çok yurt dışına gittik. Oradaki derneklerle, işçi dostlarımızla çok sen çalışmalar yaptın. Ben orada hep onların orada ne kadar Türkiye'ye özlem duyduğunu ve aslında maalesef ne kadar sahipsiz olduklarını hep gözlemliyordum ve dönerken çok üzülerek dönüyorduk birlikte. Onların o gözündeki yaşları görebiliyorduk. Hiç unutmuyorum Fransa'da bir seyahatimizde Ozan 3 yaşındaydı. Orada da 3 yaşında bir çocuk vardı ve çok kötü Türkçe konuşuyordu. Yarı Fransızca, yarı Türkçe. Annesi demişti ki benim oğlum da Ozan gibi konuşabilecek mi Türkçeyi? Mesela hiç unutamadığım anılardan biridir o. O yüzden bu sergi gerçekten çok anlamlı. Çünkü Türkiye'den bir şeyler gidiyor onlara ve Türk oyuncakları gidiyor. Yani seneler önce Türk vatandaşları Almanya'da çalışırken buradaki sevdiklerine oyuncak getirirlerdi ya. Şimdi çok onların güzel. Oyuncakları çok güzel. Orada onlarla buluşuyor. Bu çok anlamlı, evet, çok duygulu. 60 yıl sonra evet. Giden işçilerin, emekçilerin oyuncakları arkasından evet. Gidiyor ve orada evet. Sergileniyor. Yani sadece bu hani bir müzenin diğer bir müzede sergi açması değil ama oradaki Türkler için çok anlamlı bir sergi olduğunu peki, düşünüyorum. Peki sevgili Belgin Akın, Almanya'nın Nürnberg Oyuncak Müzesi'nin yöneticilerinin yaklaşımı bu süreçte nasıl oldu çok size? Çok güzel, çok çok güzel. Biz Toyko'yu yapmıştık 2012 yılında ve orada Avrupa'daki bütün oyuncak müzeleriyle tanıştık, dost olduk. Neydi Toyko, onu biraz açar mısın? Toyko şuydu, bütün Avrupa'daki oyuncak müzelerini İstanbul'a getirdik. Burada bir çalıştay düzenledik.
Ama ondan önce Gaziantep'e götürdük. Gaziantep Oyuncak Müzesi'ni, Antalya Oyuncak Müzesi'ni gezdiler. Sonra İstanbul'a geldiler ve burada Çalıştay'da da bütün oyuncak müzeleri kendilerine anlattılar. Amaçlarını, ne yapmak istediklerini. Bu daha önce yapılmış mıydı? Hayır, ilk defa yapıldı. İlk defa yapıldı. Evet, yani evet. Müzecilik tarihinde çocuk konusunda, çocuk tarihi konusunda çalışma yapan müzeler ilk kez İstanbul Oyuncak Müzesi'nin sizin ve birbirlerini ilk defa tanıdılar. Bir araya geldiler. Evet, kendileri de birbirlerini ilk defa tanıdılar. Bu bizim için bir başlangıç oldu ve biz bunu sürdürülebilir yapmak istedik. Ama ondan sonra bir daha böyle geniş kapsamlı bir toplantı olmadı. Ama hep yazışıyoruz, hala ilişkilerimiz sürüyor. 2012'de de onları tanımıştık zaten. Bunu söylememdeki amaç şu, dünyanın her yerindeki müzeciler hep aynı. Hep aynı şeyleri söylüyorlar. TOYKO'daki Çalıştay'da da aynı şeylerde, hepimiz aynı şeyi söyledik. Çocuk konusunda, oyuncak konusunda, müzecilik konusunda. Hepimiz birbirimize benziyoruz. O yüzden şimdi onların yaklaşımı da aynen bu yönde. Bu oyuncak sergisini yapmaya başladığımızda onlar da oradaki Türk vatandaşlarını, hatta önce serginin ismi ne olsun diye düşündüğümüzde, konuştuğumuzda Türkiye'den mektup var. Pardon, Temmuz çocukları dediler onlar. Temmuz neden çocukları? Temmuz çocukları? Çünkü her Temmuz'da buraya geliyorlar ya. Tatil. Evet. Biz de mesela aynı zaman diliminde Almanya'dan mektup var demiştik. Hani hangi ismi koy? Yani iki farklı müze, aynı sergi için iki farklı isim ama ne kadar birbirine benzer. Aynı duyarlılıklar ne kadar farklı. Evet, onlar da çok çok özel insanlar, çok çok özel bir müze. Bunun bir sergi olmasından öte hakikaten Türk ve Alman vatandaşlar arasındaki bağı kuvvetlendireceğini düşünüyorlar onlar da. Nürnberg Oyuncak Müzesi'nin yöneticilerinde hep kadın gördüm ben. Evet, kadın ağırlıklı çalışıyorlar. Kadın ağırlıklı. Evet, ve siz de kadın başta ağırlıklı çalışıyorsunuz. Öyleyse bu çalıştık. Almanya ve Türk müzeci kadınlarının bir başarısı diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz efendim. Dedim bile. Yaşasan, hele Cumhuriyet'in 100. yılında bunu söylemek, hele ki bugün 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yıl dönümü. Çünkü bir ülke kadınlarıyla ancak aydınlık, güzel bir geleceğe kavuşabilir. Bunu özellikle söylemek beni çok mutlu ediyor bir edebiyatçı olarak. Peki, 27 Nisan günü sergiyi açıyorsunuz Nürnberg'de. Neler olacak bir yıl boyunca? Etkinlikler düzenleyecek misiniz? Yapacağız. Mesela sevgili Markus söz verdi. Markus Graf, o da gelecekti bizimle sergi açılışına. Kreatör, profesör. Ama evet, ama gelemiyor. Fakat önümüzdeki bir yıl boyunca orada bir seminer verecek. Ona söz verdi. Sonra orada da atölye çalışmaları yapacaklar. Biz de buradan giderken sevgili Mehmet Erbil ile birlikte gideceğiz. O da orada küçük bir performans sergileyecek. Nasıl bir performans? Karagöz olacak Mehmet. Karagöz? Karagözü canlandıracak, evet. Bunun için özel bir hacivatı hazırlığı var. Arayan bir karagöz ama. Hacivatı arayan harika. Bir karagöz. Harika. Nürnberg Oyuncak Müzesi'nde hacivatı arayan bir karagöz. Çok evet. Güzel. Ayrıca orada da bir tiyatro var. Gene bir Türk tiyatro topluluğu var. Onlar da bir sene boyunca, sevgili Cihan başta, onlar da bir sene boyunca orada etkinlikler düzenleyecekler. Nürnberg Oyuncak Türkler Müzesi'nde. Sahip çıkıyorlar tabii ki. Orada Türk sanatçılar, Türk toplumu sahip çıkıyor sergiye. Peki neler var buradan getirdiğiniz oyuncaklarda? Nasıl bir bellek, hafıza oluşturdunuz orada? Şimdi orada Türk yapımı oyuncaklardan. Tamamıyla yerli tamamıyla, değil mi? Tamamıyla, evet tamamıyla yerli. Kendi tarihimizi götürdünüz. Evet. Orada da çok eğlenceli bir şey oldu aslında. Sonra o konuda da sen aydınlattın. Bir oyuncak var, tavşan. Tavşan, tahtadan evet. Tavşan yapılmış bir oyuncak var. Bir ismi var mı onun ben bilmiyorum. Tavşan. Tavşan oyuncağı. Önünde bir yumurta durur böyle. Evet, evet. İple çekersiniz, tekerleklidir. Tıpkı şu at gibi. Evet. İple çekince çocuk yürür. Şu anda da Paskalya, biliyorsun tavşan, Easter. Karin dedi ki, bu dedi kafa karıştırabilir. Bunu dedi kaldıralım buradan. Tabii dedik. Sonra sana gelip danıştığımızda sen de dedin yerli ki evet yerli bir oyuncak bu ama neden yerli? Çünkü burada da farklı kültürler var. Çok İstanbul, kültürlü bir kent evet. İstanbul. İstanbul'da yapılan bir oyuncak. İstanbul çok kültürlü, çok inançlı bir yer. Dünyanın en eski kentlerinden biri. Ve o tür oyuncaklar İstanbul'da da çok da anlamlı oldu orada olması. Tabii, evet, tabii. Bizim kültürel evet. Zenginliğimizi yansıtıyor. Evet, çok güzel bebeklerimiz var. Anadolu bebekleri var. Bir Anadolu köşesi var Anadolu o zaman. Anadolu köşesi var. Mesela Selvi Boylum Al Yazmalım'ın kamyonu var. Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın müthiş film. Müthiş filmi. Sevgili Cahit Berkay'ın yaptığı. Tabii müzik. Cahit Berkay. Evet, Cengiz Aybatov'un evet. Öyküsüdür aslında o. O var. Atıf yani Yılmaz'ın böyle yönetmeninin yaptığı. Evet, evet. Onun oyuncak kamyonu. Evet. El yapımı. El yapımı var.
Yani şimdi hepsini tek tek... Yani Oyuncak'la beraber bir Türkiye'nin, Cumhuriyet'in bir kültür tarihi de oraya taşıyor, tabii yansıyor ki, değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Kültür tarihini taşımayı hedefledik zaten. Zaten oyuncaklar öyle değil mi? Ait oldukları dönemin kültürünü yansıtıyorlar tanıklarıdır. Bize. Tanıklarıdır. Çok doğru. Peki İstanbul Oyuncak Müzesi, bir Oyuncak Müzesi ne anlatır? Neden oyuncak müzeleri önemlidir insanlık tarihinde? Bir kere oyuncak müzeleri her kuşağa hitap eder. Yani dede ile torun aynı müzeyi aynı anda aynı keyifle gezebilirler. Güzel. Çok güzel bir şey bu. Bir diğeri bana göre tarihi anlatır. O yüzden senin de tarihi anlatmanın bir yolu bence bu. Tarihi o kadar çok seviyorsun ki bir de oyuncaklar yoluyla anlatayım dedim. O yüzden bu müzeyi kurduk birlikte. Bunu anlatır. Bir de içinde yaşadığı ülkenin, üretildiği ülkenin dönemini anlatır. O dönem hakkında bize ipuçları verir ve de çok da keyifli bir şekilde anlatır. Oyuncakların diliyle anlatır. O yüzden insanlar bu tarihi öğrenirken çok keyif alır. Bir de bizim için şöyle, bizim ülkemiz için bu geçerli tabii ki. Binalar yıkıldığı için artık bu toplumun geçmişle fiziki hiçbir bağı kalmadığı için tarih sadece kitaplarda yazılanlardan ve çok didaktik bir şekilde olduğu için bu müzenin hem böyle tarihi bir binada olması hem de oyuncakların diliyle anlatılması bence bu topluma tarihi ve tarihi olan önemi çok güzel anlattı diye düşünüyorum. Sadece bugüne kadar, ki bugün 23 Nisan 18 yaşında İstanbul Oyuncak Müzesi, sadece Nürnberg'e götürülen sergi mi var yoksa ondan önce sergiler düzenledim İstanbul Oyuncak Müzesi. Oyuncak Müzesi açıldığının ilk senesi Frankfurt'ta Bad Nauheim'de düzenledi sergisini. Bad Nauheim kentinde. Evet, Frankfurt'ta. Frankfurt'un bir yakınında bir kent. Yakınında kentte düzenledik ilk sergimizi. Özür dilerim. Elvis Presley'in askerliğini yaptığı kent. Doğru. Bir de orada çok güzel bir müze var. Gül Müzesi. Gül Müzesi. Harika evet. Bir müzeydi. Gül'ün pastasını yapmışlardı. Gül çayı içmiştik. Peki onun dışında Oyuncak Müzesi sergiler gerçekleştirdi mi? Kendi bulunduğu binanın dışında bilgiyi nerelere götürdü? Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergiler açtık. İçinde de sergiler açtık. Çeşitli çalışmalarımız oldu. Çünkü şuna çok dikkat ettik. Müze yaşamalı. Müzenin yaşaması da gelen ziyaretçilerle ve bize el veren sanatçılarla, eğitimcilerle olur. Tek başına vitrinlerde oyuncakların olması bir anlam ifade etmez. İnsanların müzeyi gezdikten sonra müzeye ait olması gerekir. Bunun için de hem müzenin içinde hem de müzenin dışında çeşitli sergiler açtık. Mesela Nurettin Kazankaya geldi uzun bir süre, buraya gelen ziyaretçileri gözlemledi ve ressam. Kendine göre ressam çizdi. Sonra da çok sevgili sanatçı dostlarımız, büyüklerimiz o eserleri imzaladı. Bunlarla ilişkili bir sergi açmıştık. Nasıl oldu? Nurettin ziyaretçileri portrelerini... Portrelerini yorumladı. Oyuncak karşısındaki heyecanlarını, evet. Oyuncak izlerkenki yüzlerini çizdi. Ve bu sergiye dönüştü. Evet, bu sergiye dönüştü. Yakında Arkeoloji Müzesi'nde bir sergimiz olacak. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Ne tür bir sergi bu? Yine bu yıl. 2023'te bu yıl mi? Yapmaya çalışacağız. Bu yıl yapmaya Nasıl çalışacağız. Nasıl bir sergi bu? Burada da onu ben söylemeyeceğim. Sonra söyleyeceğim onu. Hadi. Asidi kaçmış gazoz içilmez. Yok, olmaz. Onu söylemeyeceğim konusunu. Evet. Peki burada müze pek çok farklı sanat disiplinleriyle bir araya geldi diyorsunuz. Burada Akgünakova'nın evet, edebiyat... Akgünakova seminerler verdi. Burada gene kitap ile sohbet var. Hatta yarın Yasemin'in etkinliği var. Onun için çocukların burayı çok düzgün bırakmaları gerekiyor gece. Yani yönetici konuştu. Yöneticiniz konuştu. Çocuklar anlaşıldı mı? Gelecek. Evet, güzel. Bunu da söylemiş olayım bu arada. Güzel. Peki sadece edebiyat resimle mi buluştu? Müzik olarak neler oldu burada? Burada Ezgi'nin Günlüğü bir klip çekti. Evet. Almora bir klip çekti. Çeşitli filmlerde sahne oldu İstanbul Oyuncak Müzesi. Mesela sevgili Cem Yılmaz'ın Pek Yakında filminde bir kısım burada çekildi. Hatta ilk gün filmin ilk çekimiydi o. Evet, doğru. Doğru. O filmin ilk sahnesi, yani evet, ilk çekimi daha i̇lk doğrusu. Çekim, evet. Çalışma burada sürecince burada sevgili Cem Yılmaz burada gerçekleştirdi. Evet, peki tiyatro, müzede tiyatro oldu mu? Müzede tiyatro ilk açıldığı günden beri oldu. Kartal Sanat Tiyatrosu. Uzunca bir süre, o zaman onların sahneleri yoktu. Nihat Ülger burada oynadı.
Mehmet Erbil, müzemizin önemli bir parçası. Çocuklarla birlikte tiyatro yapıyor, drama etkinlikleri yapıyor. Ve çok şey kattığını düşünüyorum müzeye. İllüzyon gösterileri oldu. O kadar çok şey oldu. Hayaliler. Keşif atölyesi oldu. Hayaliler. Burada geldi Hacivat Karagöz. Hacivat Karagöz oldu ve burada en önemli etkinliklerden biri de müze kapandıktan sonra müzenin bütününün sahne olarak kullanıldığı bir tiyatro gösterisi oldu. Evet. Mekan tiyatrosu. Mekan tiyatrosu oldu. Helikon. Helikon oldu, evet. Helikon nasıl bir oyundu Helikon? Yani bir müzede kapandıktan sonra tiyatro nasıl olur? İzleyicilerin işte 8 tane oyun varsa, 8 tane oda varsa bir gecede ancak 3 ya da 4'ünü izleyebilecekleri bir oyundu. Mekan tiyatrosuydu. Seyircinin kendisi mi seçiyordu evet, bir odaya gitmeyi? Evet, evet, onlar seçiyorlardı. Çok güzeldi Helikon. İnşallah ileride tekrar müzede bunu gerçekleştirebiliriz. Yurt dışından gelen sanatçıların açtığı sergiler var mı? Evet. Venezuelalı Mario Calderon. Evet. O bir sergi açtı. Kendi yaptığı bebekleri burada sergiledi. Oyuncakları. Oyuncakları sergiledi. Bebek evet. Oyuncakları sergiledi. O da çok güzel bir sergiydi. Evet. Birlikte bir katta sergi açtık onunla beraber. Ve yine benim anımsadığım İsrail ve Filistinli çocukların yapmış oldukları barış resimleri değil mi? Barış resimleriydi, evet. O da çok güzel. Çok anlamlıydı. Çünkü evet. Herkes o şiddeti, nefreti, ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi ideolojik anlamda kullanırken İstanbul Oyuncak Müzesi'nde ne yazık ki o kanayan yaraya, o bölgeye umut, barış ve bir arada yaşama kültürünü perçinleyecek. Evet. Yaptığı bir sergi. O çok güzel bir sergiydi. Açtık. Sonra biz her sene biliyorsun 6 Ağustos'ta Hiroşima'da. O önemli. O çok önemli. Müze açıldıktan hemen açıldığı sene bunu yaptık biz. İlk yıldan beri Sadako Sasaki. İlk yıldan Sasaki. Beri Sadako Sasaki'yi yaptık. Ve aslında o bizden tüm Türkiye'ye yayıldığını düşünüyorum. Artık her yerde yapılıyor. Herkes Sadako Sasaki'yi tanıyor. Ne güzel. Evet, bu da çok güzel bir etkinlik oldu ve hala oluyor. İlk günden itibaren Japonlar, Japonlar evet, konsolosluğu destek oluyor. Evet. Peki, ama birdenbire bir pandemi, bir salgın hastalık süreci geldi. Ülkenin değil, dünyanın her yerinde olduğu gibi insanlık bundan çok etkilendi. İstanbul Ocak Müzesi bu zorlu süreci, ki müzeler destekle ayakta dururken ve İstanbul Oyuncak Müzesi destek istemiyoruz, köstek olmayın derken müze sürecini nasıl, bu süreci müze nasıl atlattı? Bu süreci de müze diğer müzeler gibi atlattı. Ayaktayız hala, atlattık. Diğer müzelerin arkasında çok güçlü vakıflar, evet, holdingler. Evet, vardı ama onların da gene de kendilerine göre sıkıntıları vardı. Şüphesiz sorunları vardı. O yüzden hani yalnızlık çeken ve sizin arkanızda kim vardı? Sen varsın tabii. Evet. Biz varız. Gene biz varız. Bizim arkamızda gene biz. Sunay Akın'ın büyük holding sahibi Sunay Akın. İşte kitap yazıyor, gösteri yapıyor. Oo. Ama benim haklısın bak. Ve ziyaretçilerimiz var. Ha, bravo. İşte bu çok güzel. Ziyaretçiler evet. Ve sanatseverler. Aslında onların başarısı diyebiliriz, evet, değil mi? Evet. Tabii ki, tabii ki. Mutlaka öyle. Öyle de devam ediyor zaten. Pandemi tüm dünya için çok zor bir dönemdi. Biz de çok zorlandık ama işte gene de pandeminin altında ezilmediğimizi düşünüyorum. O dönemde de gene sosyal medyada, YouTube'da bir sürü çalışmalar yaptık. Müzeyi aslında zaten düşündüğümüz bir şeydi. Yani sanala taşımak. Pandemi bizi burada biraz daha erken davrandırdı ve biz orada Google Art sergisini açtık. Bu ilk galiba evet, değil mi? Evet, evet. 23 Nisan'da gene bir etkinlik yaptık. Çünkü biliyorsun 23 Nisanlar bizim için çok özeldir. Bizim de doğum günümüz aynı zamanda. Hep çok coşkulu kutlarız. Oysa ki ilk 23 Nisan'da pandemide biz kapalıydık. Ama orada TikTok'ta, ki TikTok aslında işte burada sosyal medyanın gücü, müzelerin aslında uzak durduğu bir mecra. Çünkü işte o mecraya girdik ve asla belki de müzeye gelmeyecek olan, müzeyi ziyaret etmeyecek olan bir kitleyle buluştuk. Sayıca az olmayan. Pandemide de boş durmadık ama tabii ki bu bir kültür politikası. Yalnızdık, yalnız kaldık. Bütün müzeler gibi, bütün sanatçılar gibi. Umarım bir gün dünyada, tüm dünyada ve ülkemizde kültür politikaları değişir. Ve bu zorlu dönemlerde bu kurumlara, bu insanlara
destek artar diye düşünüyorum. Peki değişmesi gereken ne var? Yani özel müzecilik konusunda yaşadığınız zorluklar? Maddi manevi destek, projeler. Mesela bir sürü proje geliştirilmesi gerekiyor aslında ve bazı projeler var ki tüm müzelerde ortak olarak kullanılabilir. Mesela okullara eğitim projeleri. Gelen okullara yönelik her müze evet kendine göre bir proje geliştirir ama o ortak bir mecrada birikir. Bunu her müze alır, kullanır. Bu mesela çok çok basit yapılabilecek bir projedir ve çalışılabilir bunun üstünde. Biz her seferinde bunu dile getiriyoruz. Kendi aramızda konuştuğumuz zaman özel müzeci arkadaşlarımla bunları konuşuyoruz ama bir türlü hayata geçmiyor. Maddi destek verilebilir. Maddi destek derken illa paradan bahsetmiyorum ama müzelerin eksikleri var, geliştirilmesi gereken yönleri var, çağa ayak uydurmaları gerekiyor. Bu konuda destek verilebilir. Yani verilecek destek sonsuz, sınırsız. Yani elektrik ve doğalgaz iş yeri diye yüksek fiyattan satılmalı. Evet, değil yani mi? Tabii ki en basiti artık onlar. Hani vergiler. Bunları söyleme gereği bile duymuyorum. Tabii ki vergiler %10, %8 ve diğer yerlerde %18 hala. Bunlarla ilgili iyileştirilmeler gerekilebilir. Müzeler ve madenler aynı statüde değerlendirmeyebilirler. Öyle mi değerlendiriliyor müzeler evet, ve madenler? Evet, madenler ve aylık cirolarının %5'ini belediyeler ödüyorlar. Ciro yani kar edip etmediklerine para zaten müzeler, kütüphaneler para kazanmak için değil. Evet. İşte herhalde anlaşılıyor. Anlamayan da anlamasın ya. Ben artık inan bana müzeciyle anlatmaktan yoruldum ya. Evet. Yani müzeler neden gerekli olduğunu, bir topluma müzelerin, kütüphanelerin neden gerekli olduğunu anlatmak kadar artık hiçbir şey beni yormuyor. Gerçekten ya yoruyor beni. Anlatmak bile istemiyorum artık yani. Anlamayan anlamasın. Ne yapayım yani? Ama peki hadi bakalım, ben soru sorayım sana. Geliyor. Eyvallah. İşte burada madem böyle konuşuyoruz. Peki sen neden kurdun müzeyi? Sen anlat bakalım. Bir de senin ağzından dinleyelim ve umduğunu buldun mu? Ben umduğumu... Burada biz ne yaptık mesela? Ben, hani? Aslında ben müzeyi kurdum o kadar. Müzeyi bugüne getiren, müzeyi ayakta tutan, yaşatan sizin ve buradaki bütün çalışan arkadaşların başarısı. Ya ben müzeyi kuruyorum ama müze kurmak tamam çok zor. Fakat marifet değil. Onu fark ettim. Önemli olan yaşatmak, ayakta tutmak. Yani sürdürülebilirlik denilen geleceğe taşımak. Baksana yani ben Nürnberg Oyuncak Müzesi'ne 30 yıl önce ziyaretçi olarak girdim. Çok etkilendim 1990'ların başında. Çok etkilendim. Neden benim ülkemde bir oyuncak müzesi yok dedim. Ve kurdum. Ve şimdi İstanbul Oyuncak Müzesi Nürnberg Oyuncak Müzesi'nde kabul ediliyor ki çok büyük bir başarı bu. Cumhuriyet'in 100. yılında ülkemizin Avrupa'ya dönük, dünyaya dönük müzelerde yapılan başka bir etkinliği var mı? Ben hatırlamıyorum. Ama buraya gelen müzeyi ayakta tutan, bugünlere taşıyan sizlerin başarısı. Evet, sen çok ben müze kurarım. Ben daha çok müze kurarım. Benim de aklımda çok müzeler ve hayaller var. Ama şunu gördüm. Türkiye'de bir müze kurmaktan ziyade asıl zorluk ondan sonra başlıyor. Onu yaşatmak ve ayakta tutmak. Evet, her kurum gibi aslında. Müzecilik de böyle. Bütün diğer kurumlar da böyle. Sadece kültür yönlü değil. Ama kültür alanında... Tabii sen bu süreçte çok çalıştın. Ben de çok çalıştım. Müze kurulduğu ilk 5 sene neredeyse haftanın 7 günü günde 10 saat 12 saat çalıştık birlikte. Sen ayrı ben ayrı. Sen dışarıda koşturuyordun ben müzede. O yüzden ben burada özellikle Ozan'a ve Yılgın'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o dönemde çok ihmal olduklarını düşünüyorum. Çok vakit ayıramadığımı düşünüyorum onlara. Sen de öyle. Ve ben uzunca bir zaman müzeye çocuklar gelir ve hep parmak izlerini bırakırlar. Müzenin cam mekanlarında. Dokunmak isterler çünkü oyuncaklara. Ben o parmak izlerini gördüğümde hep Ozan'la Ilgın'ın bizi beklerken camdaki parmak izlerini anımsadım. Anımsıyordum uzun yıllar boyunca. Şimdi tabii ki onlar yetişkin birer kadın, birer erkek. Ama destekleri hala sürüyor. Başta Ozan'ın, Ilgın'ın da tabii ki müzeye. Onlar da inanıyorlar müzeye ve sana, bize. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Peki öyleyse bu kitabı anlatır mısın lütfen? O Ilgın'ın kitabı, test kitabı. Ilgın'ın bütün yüksek müzeleri lisans, dolaştırır. Değil mi? Evet, evet. Yüksek lisans dedi. Üç test müzeyi, kitabı, evet. Üç oyuncak müzesini dünyada bir araya getirdi. Belçika, Brüksel Oyuncak Müzesi, Almanya, Nürnberg Oyuncak Müzesi ve Türkiye, İstanbul Oyuncak Müzesi. Evet. Bu kitap. Ilgın yaptı o çalışmayı. Evet. Teşekkür ediyorum Ilgın'a da. Yani sadece parmak izinde değil. Baksana kitaplarıyla, eserleriyle de katkıda bulunuyorlar. Keza Ozan, Helikon zaten başlı başına bir efsane ve Terzihane ile de hala devam ediyor. Peki o kitaplara geçtik. Müzenin yayınları. Bu arada İstanbul Oyuncak Müzesi'nin
Pek çok yeri de oldu. Onlardan Gürol birkaçı. Abi. Sevgili Gürol abi, Gürol en sevgili kutlu. Gönüllümüz. Senelerce bize emek verdi. Çektiği fotoğraflarla, arşivlerle. Yurt dışı bağlantılarıyla. Çok teşekkür ediyoruz Gürol abimize de. Ve bir Oyuncak Müzesi hikayesi kitabını da yazdı. Harika. Bir müzede 11 pilot. Evet, Akgün'ün kitabı. Sevgili Akgün'ün kitabı. Sevgili Akgün Akova'da müze açıldığından beri bizlerle birlikte. Çeşitli seminerlerle ve burada yaratıcı yazarlık atölyesi düzenledi. Ve orada ki çok değerli kalemşör arkadaşlarla birlikte 11'i bir oyuncağın hikayeleştirdi. Evet. Ve bu da bir buradaki arkadaşları kitabı. Yazdı. Ve en son bu çıktı değil mi? Kara Karga yayınlarından. Başak Çalışkan. Evet. Başak Çalışkan 55. Ne anlatıyor bu kitap? Bu kitap bir kara karganın hikayesini anlatıyor. Kara karga ve seninle olan dostluğunu anlatıyor aslında. Yani kara karga ile konuşan Suna Yakın burada çocuklara oyuncak müzelerini ve oyuncak tarihini anlatıyor birlikte. Evet. Beni niye bir kara kargayla bir tuttunuz? Onu başa sorman gerekiyor. Ben de o noktada soru işareti benim. Çok güzel. Ben kargaları çok severim. Kara kargaları çok severim. Peki etkinlikler hala devam ediyor. Neler var Oyuncak Müzesi'nin atölye çalışmalarında? Atölye çalışmalarında çeşitli yaş gruplarına, ailelere ve bebeklere dahi yönelik etkinlikler bebekler. Var. Evet, bebekler müzede etkinlikleri var. Şu anda bir Aloha Çocuk Atölyesi ile birlikte bir proje geliştiriyoruz. Çok keyifli gidiyor. Onlar sadece bebeklerle çalışıyorlar çünkü. Biz de bebekler müzede etkinlikleri yapıyorduk zaten. Bebekler anlamında onlarla işbirliği yaptık. İstanbul Oyuncak Müzesi özellikle kentsel dönüşümün hafızayı, kent hafızasını yok ettiği, pek çok binanın yıkıldığı İstanbul'un Kadıköy semtinde beton binalar arasında bir tarihi konak. Bu aynı zamanda kültürel mirası korumak anlamında da başlı başına bir değer olmuyor mu? Evet, başta da söylediğim gibi bu müzeyi sadece içindeki oyuncaklarla değil aslında, binasıyla da Oyuncak Müzesi'nin kendi binası da bir duruş sergiliyor aslında. Yani dediğim gibi tarihi insanlar kitaplardan öğrenmezler aslında. Yurt dışına gittiğimizde görüyorsun bir... Canlı bir müzede geziyoruz. Sokaklar zaten birer müze. Binalar 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık. Oysa ki İstanbul'da ne yazık ki çocuklarımızın böyle bir şansı yok. Onlar kendilerine yabancı, kendi kültürlerine yabancı, kocaman AVM'lere ve kocaman binalara hapsolmuş durumdalar. O yüzden Oyuncak Müzesi hem oyuncak diliyle tarihi onları anlatıyor, hem de bu binasıyla da bir duruş sergiliyor bence. Evet, yani içinde barındırdığı oyuncaklar kadar İstanbul'un ne yazık ki beton ve asfalta döndüğü şu dönemde atalarımızdan kalan bir miras olarak gerçek vatanseverliğin, elbette. Gerçek vatanseverliğin işte böyle tarihi koruyarak yapıldığını gösteren en somut örneklerden biri. Nürnberg'de Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Oyuncakları sergisini hazırlarken birdenbire 6 Şubat günü o üzücü, hepimizi çok çok üzen, yıkan depremi yaşadınız. Yaşadık hep birlikte. Ve müze birdenbire sergiyi, her şeyi unuttu. Elbette. Ve bir yardım merkezine elbette. Dönüştü. Elbette. Şimdi pandeminin tam yaralarını sararken aslında deprem oldu. Deprem bizi tabii ki her şeyi unutturdu. Biz de elimizden gelenleri yapmaya çalıştık. Neler yaptınız burada. Bu deprem sürecinde? Nasıl burada yardımlar? Burada en çok giysi ve oyuncak ilk başta. Hemen ertesi gün toparlandık. Ne yapabiliriz diye konuştuk. Ve hemen zaten Ahbap'la ve İBB ile koordineli bir şekilde ve Akut'la, Nasuh Mardin ile. Akut Vakfı'yla koordineli bir şekilde gelen yardımları yerlerine ulaştırdık. Orada tabii beni deprem kadar üzen, hepimizi aslında deprem kadar üzen bir başka şey. Van depreminde de biz oyuncak göndermiştik. 2 tır oyuncak göndermiştik. Ozan arkadaşlarıyla birlikte o zaman üniversitede okuyordu ve Kadıköy Belediyesi'ne yardıma gittiğinde hiç oyuncak gitmediğini gördü ve geldi, biz oyuncak toplayalım dedi. Hakikaten 2 tır oyuncak yollamıştık o zaman burada toplayıp Kadıköy Belediyesi ile birlikte. Şimdi aradan geçen 10 küsur yılın sonunda o zaman üniversitede okuyan öğrenciler, arkadaşları Ozan'ın
kendi çocuklarıyla birlikte, küçük çocuklarıyla birlikte gene ellerinde oyuncaklarla buraya geldiler. Bu çok acı bir şey. Hepimizin sorgulaması gereken bir şey. Bizim hiçbir şey yapmadığımızın göstergesi bu aslında. Yani o çocuklar orada gülsün diye oyuncak göndermedik biz. O çocukların yaralarını sarmaya gönderdik. Bir daha ben gerçekten müzede artık bu tür yardımların, yani bir oyuncak toplama etkinliği bu amaçla, bir oyuncak toplama etkinliği hepimizin inşallah dili yapmam diyorum. Dilerim bir daha olmaz gerçekten. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum size, bütün müze çalışanlarına ve gönüllülere. Çünkü burada oyuncak topladık diyorsunuz, yardım kıyafet gönderdik ama hiç kolay olmadı. Burada günlerce, tabii, haftalarca, çalıştık, aylarca, evet. Ki hala da devam ediyor. Müze, yardıma ihtiyacı olan müze bir yardım etme merkezine dönüştürüyorsunuz. Peki son olarak, şimdi 23 Nisan'dayız. Müzenizin kuruluş yıl dönümü ve kalkıp birkaç gün sonra Nürnberg'e gideceksiniz. Orada Cumhuriyet'in 100. yılında Almanya'da çok bütün dünyaya seslenen bir sevgi açacaksınız. Evet. Nasıl bir duygu bu? Daha önce ziyaretçi olarak girdiniz. İnanılmaz bir, müzeye, bir duygu. Sergi çok hazırlamak. Çok güzel bir duygu. Bunu düşündükçe çok mutlu oluyorum. Ayrıca gidip orada sergiyi kurma aşamasında olduğum için de gerçekten çok mutluyum. Dediğim gibi o, yani 23 Nisan 100. yıl olması, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayramı orada kutluyor olmak, hem de böyle bir sergiyle kutluyor olmak çok anlamlı. Ama orada dediğim gibi bunların da ötesinde çok başka dengeler var. Yıllardır orada yaşayan Türk vatandaşlarımızla böyle bir sergiyle birlikte olmak, onlara destek olabilmek, onların yanında olabilmek ve onları onlar gibi Almanya'yı anlatabilmek, gerçek yüzleriyle, gerçek duygularıyla Türkiye'yi anlatmak çok güzel. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Belgin Akın. İstanbul Oyuncak Müzesi 18. yaşınız kutlu olsun. Ve aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ve bugün Ramazan Bayramımızın da son günü. Ramazan Bayramımızı da kutluyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul Oyuncak Müzesi Cumhuriyet kadınlarının bir başarısıdır. Ve bundan sonra neler yapacağınızı çok merak ediyorum. Herhalde bu sergi Nürnberg'den sonra devam eder mi acaba? Evet evet, bir sene orada kalacak, sonra diğer Avrupa kentlerine, başta Almanya'nın diğer kentlerine. Böyle davetler üzere alıyor musunuz? Tabii tabii, Karin de çok hevesli. Nürnberg Oyuncak Müzesi'nin müdürü. İlk Bregenz'e gidecek zannedersem. Avusturya Bregenz. Şey yok. Evet. Çok güzel. Var. Biz sana çok teşekkür ederiz. Önce kendim adına, sonra Oyuncak Müzesi adına bize böyle bir vizyon yarattığın için. Beni içeri bile koymuyorsunuz. Beni içeri bile koymuyorlar. Haklılar koymuyorlar. Çünkü ben buraya geldiğim zaman aslında konulardan, sorunlardan uzak bir şekilde bu değerli çalışma arkadaşlarımı bir toplantıda buluyorum. Kendim bir şey söylemeye çalışıyorum ama sonra kendime kızıyorum. Ya sen burada yoksun ki, ne biliyorsun ki, ne söyleyeceksin? Tabii ki varsın. Buyurun. Sensiz olmaz. Peki. Çok 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 teşekkür ediyorum. Tabii ki varsın. Ve tabii ki burada sizin bu müzenizde işçi çocuğu çekiyoruz. Pek çok değerli insanı, toplumu aydınlatan, dönüştüren insanların çocukluklarını ilk defa bir arşive dönüştürüyoruz. Bu yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Bize burayı verdiniz. Kafeteryayı müze açtınız. Müze sizin efendim. Yok, benim değil müze. Ben müzeyle, benim hiç bilgim yok artık müzeyle. Ve bütün terzihane ekibine, bütün çekim ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi şu anda oradalar. Benim değerli yol arkadaşlarım. Ben de çok. Ben müzeden daha ziyade onlarla birlikteyim, biliyorsun müzeye yani. Müzeye değer katıyorlar. Ben çok onlar çok ve 18. yaşınız kutlu olsun. Ülkemiz adına, ülkemiz adına, Türkiye Cumhuriyeti adına 100. yılında yurt dışında bir sergi açmayı başaran yegane insan olarak da size ülkemiz adına çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Dilerim bütün bu çalışmalarınız ülkemizin diğer kurumları tarafından da takdir edilir. Evet. Daha nice 23 Nisan'lara ve daha nice müzelere.
ve nice Ramazan bayramlarına. 1960'lı yıllarda pek çok insan sevdiklerini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu bırakarak Almanya'ya işçi olarak çalışmak üzere gitti. Ve onlar her yazı, yaz günlerini, yaz aylarını sabırsızlıkla beklediler. Ülkelerine geri dönmek, sevdiklerine kavuşmak için. Geride bıraktığı sevdikleri de onları bekledi. Onlardan biri İlker Bilimkalp. İstanbul'dan, Koca Mustafaşı'dan kalktı ve Almanya'ya işçi olarak gitti. Onu her yaz sabırsızlıkla bekleyenlerden biri, kız kardeşi Türkan Hanım'ın biricik kızı. Ve İlker Bilimkalp, o çocuğun dayısı, her yaz tatilinde bavulunda oyuncaklarla geldi. Ve o kız çocuğu Almanya'dan gelen oyuncaklarla çok mutlu oldu. Aradan yıllar yıllar geçti, o kız çocuğu ülkesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Almanya'da dünyanın en saygın oyuncak müzelerinden biri olan, hatta ilki olan Nürnberg Oyuncak Müzesi'nde Türkiye Oyuncakları adıyla bir sergi açtı. İşte o çocuk Belgin Akın.